Günaydın efendim. Bugün 16 Mart 2021 günlerden Salı. Evet, Mart'ın tam ortasında Uludağ eteklerinde şu an kar yağışı devam ediyor. Hava soğudu, yağmur, sağanak yağmur, gök gürültülü yağmurdan bahsediyor meteoroloji. Güne böyle başladık. Tabii ki olacak. Kış aylarındayız. Dolayısıyla yağmurlar da, kar da devam edecek. Ne zamana kadar? Baharı müjdeleyene kadar. Dün çok güzel bir hava vardı. Yazdan kalma diyebileceğimiz kadar güzel bir hava vardı. Bugün kışı yaşıyoruz. İşte böyle tam kışın ilkbahara dönüş sürecinde bu iklimler normal mi değil mi? Aslında bunu bir iklim bilimcilerle konuşmak lazım. Çünkü onlar da bu buzulların erimesiyle beraber iklim değişikliklerinden ve bunların tehlikelerinden zaman zaman bahsediyorlar. Bugün iklimi değil ama biz bugün bir yıldan beri mücadelesini verdiğimiz Covid'i konuşmak istiyoruz. Tam bir yıl geçti üzerinden. Üstüne de biliyorsunuz Tıp Bayramı gerçekleşti 14 Mart itibariyle. Hem dün Akut üzerinden sağlıkçı arkadaşımızla sohbet etmiştik, bir hekim konuk etmiştik. Bugün de yine Uludağ Üniversitesi'nden doçent doktor Harun Ağacı'yı konuk ediyoruz. Ne yapacağız? Bir yıl içerisinde kendisiyle çok fazla bir araya geldik. Covid ile ilgili, Covid-19 ile ilgili bilgiler aldık. Yapılan testlerle ilgili, tedavi süreciyle ilgili, vaka sayılarıyla alakalı. Hep sorular sorduk sorduk. O da sağ olsun bizi hiç kırmadı. Her seferinde konuğumuz oldu. Dedik ki bir yıl geçti, ne değişti? Üstüne bir de mutant, yani yeni varyant virüsler türedi. Ne yapacağız, ne edeceğiz deyip bu süreci konuşmak üzere kendisini konuk ettik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet hocam, isterseniz öncelikle şu bir yılı bir değerlendirelim. İlk Türkiye'deki Covid-19 vakası 11 Mart Mart. gece yarısı saatlerinde açıklandı. Yani vakasında 10 Mart günü Türkiye'de tespit edilmişti. Ve akabinde de giderek artan vaka sayılarıyla karşılaştık. Tabii ki virüs ilk başlarda bilinmeyen özellikleri çok daha fazlaydı. Bu bir Evet. sene zarfında çok çeşitli bilimsel çalışmalar ortaya çıktı. Bu bilimsel çalışmalarla yeni yeni verilere ulaştık. Ülkemizde salgının ortaya çıkmasından hemen 2 gün sonra okullar tatil edildi. Ve bu aslında ülkemiz için çok önemli bir kazanım olduğunu düşünüyorum ben vakaların yayılması açısından. Ama tabii ne yaparsanız yapın solunum yolu virüsleri oldukça kolay bir biçimde yayılıyorlar. O nedenle de vaka artışları gerçekleşti. Nisan'ın 24'ünde Türkiye için ilk pik noktasını gördük. Toplam 84 bin aktif vaka tanımlanmıştı o Çok hızlı tarihte. yayılmış yani, Evet, düşünseniz 10 Mart. 50 gün içerisinde 84 bin vakaya çıkmıştı ki daha önce hiç görülmeyen, ülkede hiç olmayan bir virüstü bu. Zaman içerisinde ülke olarak PCR testi kapasitesini arttırdık. İlk etaplarda günlük 5-10 bin kadar test çalışırken bu Haziran'a kadar günde 50 bin civarında bir test sayısıyla devam ettik. Yaz döneminde özellikle Ağustos, Eylül'den itibaren test sayıları önce 100 binleri, sonrasında da özellikle Türkiye'de en büyük dalganın görüldüğü Kasım, Aralık döneminde günlük 200 binlere kadar test sayılarını çıkartmıştık. Hastalığın seyrinde solunum yolu virüsleri genel itibariyle kış hastalığı olduğu için tabii ki kış dönemleri daha zorlu geçiyor. Yazın açık havaya çıktığımızda doğal ortamlarda, bol güneş ve sıcaklığın arttığı durumlarda virüsün canlılığı kış dönemine göre biraz daha zayıfladığı için hastalık tamamen ortadan kaybolmasa bile bir miktar daha rahatlama hissediyoruz. Bu nedenle yaz dönemini nispeten kışa göre rahat geçirdik. Evet, tatillere Evet. kaçtık. Ama Ekim ayı itibariyle tekrar bizler için zorlu süreç mevsimsel etkiyle birlikte başladı. Eylül ayında okullar açılacaktı. Okullar bir süre daha beklemek zorunda kaldı. Ekim ayı içerisinde kademeli bir biçimde okullar açıldı. Sonra Kasım'ın ikinci yarısında okullar tekrar kapatıldı. Bu dönemde kapatılan, tedbir olarak kapatılan işte kafe, restoran vesaire gibi kurumlar özellikle hastalığın yayılmasında çok önemli rol oynadığı için aslında hastalığın yayılmasının engellenmesine ciddi bir katkı sağlandı. Bunu şöyle açıklayabilirim. Amerika Birleşik Devletleri'nde geçtiğimiz yaz aylarında 98 milyon kişinin cep telefonları üzerinden takip edildiği bir çalışma yapmışlar. Ve bu çalışmada insanların önemli bir kısmının hastalığı kafe, restoran ve otellerden kaptığını tespit etmişler. Yalnız tabii bu çalışmanın içerisinde cep telefonu üzerinden takip olduğu için çocuklar yok. Onlar böyle bir çalışmaya dahil değiller. Erişkinler takip edilmiş. Dolayısıyla kafe restoranların kapatılmasında gerçekten hastalığın yayılımının engellenmesi açısından önemli bir etkisi var. Bu bir yıl zarfında tedavi ve testler konusunda da önemli gelişmeler oldu.
İlk etapta bir bilinmezdi hastalık. Tabii ki tedavide ne vereceğimiz konusunda da çekincelerimiz vardı. Ancak ülkemiz açısından önemli bir avantaj yılbaşı civarında kurulan bilim kuruluydu. COVID-19 bilim kurulu bu konuda bir rehber hazırladı ve rehber sayesinde kime ne tedavi verileceği belirlendi. İlk etapta tedavide kullanılan ilaçlar zaman içerisinde bir miktar değişime uğradı. Kullanılan, ülkemizde yaygın kullanılan favipiravir isimli ilaç Mart sonları gibi daha etkin bir biçimde kullanılmaya başlandı, Çin'den getirtildi. Sonrasında da yaz aylarından itibaren de bu ilaç artık Türkiye'de üretilebiliyor. Bu ilaca bolca sahibiz. Favipiravir şu ana kadarki çalışmalar itibariyle her ne kadar virüse etkinliği bir miktar gösterilmiş olsa da henüz daha tedavide altın standart olmuş bir molekül değil maalesef. Çalışmalar devam ediyor. Şu ana kadar dünyada peki neler oldu diye bakacak olursak. Dünyada da tedavi konusunda Remdesivir isimli antiviral etkinliği nedeniyle Amerika'daki gıda ve ilaç dairesi olan FDA'den onay almış bir ilaç var. Antiviral etkinliği üzerinden tek etkili olan ilaç bu şu ana kadar FDA onay almış olan. Ülkemizde kullandığımız ilaç henüz böyle bir onay almadı ama etkinliğini de sahada gözlemliyoruz. Ama bu henüz net bir çalışmaya da yansımadı şu ana kadar. Bunun dışında tedavide başka ne gelişmeler var derseniz Bamlanivimab isimli bir antikor kokteyli olarak adlandırılan Amerika'nın eski başkanının COVID-19 geçirdiği dönemde de kullanılan bir antikor kokteyli olarak bahsedilen bir ilaç var. Bunlar da özellikle hastalığa karşı oldukça etkili ve bunlarla ilgili son dönemdeki çalışmalarda, faz 3 çalışmaları sırasında %80'in üzerinde hastalığı engellediği gösterilmiş. Özellikle hafif vakalarda, hastalığın daha başlangıç döneminde bu ilaç verildiği takdirde hastalığı ciddi bir biçimde engelliyor. Ve bu sayede ölümleri ve hastaneye yatışları da engelliyor. Bu ilaç da Amerika'da FDA tarafından onaylandı. Ancak bu ilaçtan henüz ülkemizde yok. Amerika özellikle bu ilaçların dış dünyaya satışı konusunda da ciddi kısıtlamalar uygulamakta. Örneğin Remdesivir adlı ilacı Haziran sonuna kadar dünyanın hiçbir ülkesine göndermedi. Bu bahsettiğimiz antikor kokteylinde henüz diğer ülkelerde, Amerika dışındaki ülkelerde kullanımı kısıtlı. Bir de şu anda gelecek vadeden yeni bir ilaç var. Molnupiravir isimli bir ilaç. Bu Almanya'da bilgisayar modellemeleri üzerinden COVID-19'a etkili olacak şekilde uzun süren uğraşlar sonucunda geliştirildi. Tabii bunlar bilgisayar modellemeleri üzerinden geliştirildiği için henüz daha faz çalışmaları yapılmadı. Faz çalışmalarına başlandı. Bir yıl kadar sonra ümit ediyorum ki bu ilaç kullanıma girer. Eğer düşünüldüğü gibi etkili olacak olursa da önemli bir aşama daha kaydetmiş oluruz. İnşallah. Hastalığın ilk döneminde hatırlarsanız özellikle batılı ülkelerde, İngiltere'de, İtalya'da %10 civarında bir ölüm oranı görüyorduk. Bunun nedeni araştırıldığında insanların oradaki yaşam sürelerinin uzun olması dikkat çekiciydi. Özellikle İtalya'nın %23'ünün 65 yaş üstü olması çok dikkat çekiciydi. Bir de tabii ki araştırmalar Batı ülkelerine kıyasla Doğu Blok ülkelerinde ve Türkiye gibi ülkelerde BCG aşısı yapılan ülkelerde ölüm oranlarının düşük olduğu dikkat çekici oldu. Bunun üzerine BCG aşısı yapılan ülkelerin bu konuda daha şanslı olduğu, ölüm oranlarının daha düşük olduğu tespit edildi. Zaman içerisinde bu bahsettiğimiz ilaçlar çıktıkça, tedavide yeni ajanlar kullanıldıkça ölüm oranları düşmeye başladı. Özellikle İngiltere'de ilk dönemden itibaren denenen steroid ya da kortizon tedavisi olarak halk arasında bilinir. Bu tedavide hastalığa karşı oldukça etkili bir fonksiyon gördü ve ölüm oranlarının düşmesine katkı sağladı. Bu katkı sayesinde de yine Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi de steroidi hastalığın tedavisi için onayladı. Bu ve benzeri ilaçlarla ölüm oranları şu an %2'ler civarında. Ancak %2 bile oldukça yüksek bir oran. Dolayısıyla %2'ye düştü, biz rahat edelim, çıkalım, gezelim gibi bir şey söz konusu değil. Yakınlarınızı düşünün. 100 kişilik yakınınız herkesin vardır mutlaka. Eşi, dostu, akrabası, işlerinden iki kişinin eksildiğini hissedecek olursanız bu sizin için çok büyük bir kayıp gibi görünebilir. O nedenle hiç de hafife almamak ve bütün tedbirlere harfiyen uymaya devam etmek lazım. Evet, hayatlarımızdan çok insanlar eksildi. Yani sosyal medyaya giremez olduk artık korkudan. Çünkü her gün maalesef kayıp haberleri görüyoruz.
Peki şimdi bunlar oldu, güzel. Covid-19'da yaşamaya bir şekilde alıştık, öğrenmeye gayret ediyoruz. İşte tedbirler, bize konan kurallara uyma gibi bir takım formüllerimiz var. İyi de şimdi bir de mutasyonlu virüs denen bir şey var. Varyant diyorsunuz siz bunlara. Şimdi mesela hala kayıplarımız var. Önceki gün işte baktım, birisi yine Covid-19'dan vefat etmiş. Covid-19'dan mı ölüyorlar, mutasyonlu varyanttan mı ölüyorlar? Birincisi bu. İkincisi de mutasyonlu virüs nasıl bir şey? Başka bir şey mi? Covid-20 mi, 21 mi, ne bileyim 18 mi? Onu çok anlamlandıramıyoruz. Şimdi şöyle, bu virüs bir RNA virüsü. Ve RNA virüslerinin özellikle replikasyonları, yani çoğalmaları esnasında kendilerini iyi kontrol edemeyecekleri, yani proofreading dediğimiz bir aktivite var. Onu iyi yapamadıkları için mutasyonlar sürekli görülebilir. Bu mutasyonlar bazen virüse avantaj sağlar, bazen dezavantaj sağlar. Dezavantaj sağlayan virüsler ortamdan kaybolur. Avantaj kazanan virüsler ise varlıklarını arttırarak devam ederler. Şimdi ilk olarak Aralık ayında İngiliz varyantından bahsedildi. İngiliz varyantı virüsün spike protein dediğimiz başak proteini, yani insan hücresine tutunan kısmında bir mutasyon ortaya çıktıktan sonra tanımlandı. Ve bu virüse daha kolay bulaşma avantajını getirdi. İnsana adaptasyonunu arttıran bir faktör oldu ve virüs insana daha kolay bulaştığı için de daha kolay yayılmaya başladı. Hızı Covid-19'a göre daha yoğun olduğu söyleniyor. Hızı daha yoğunlaştı. Tabii bu ilk etapta İngiltere'de kısıtlıydı ama dünyadaki ulaşım imkanlarını düşünecek olursanız bu kadar fazla ulaşım imkanlarıyla dünyanın dört bir yanına hızlı bir biçimde yayıldı. Özellikle Avrupa ülkeleri İngiltere ile yakın temas içerisinde oldukları için onlara daha kısa zamanda yayıldı. Avrupa ülkelerinde Ocak-Şubat aylarında bu nedenle ciddi vaka artışları oldu. Bir de İsrail'e ciddi bir biçimde yayıldı. İsrail Covid-19 salgınında çok başarılı giden bir ülkeydi. Ama birdenbire onlarda da durum çok kötüleşti. Bunun üzerine onlar örneğin aşı temininde normalin 3 katı fiyat ödeyerek bol miktarda aşı satın aldılar. Ve halkını çok hızlı bir biçimde aşıladı İsrail. Maalesef bu İngiliz varyantı ülkemize de geldi. Yılbaşından sonra ülkemize de giriş yaptı. Şu anda da giderek yayılıyor. Örneğin Bursa için şu an varyant oranı yaklaşık %50'lerde gibi düşünebiliriz. Çok hızlı yayılmış. Karadeniz bölgesinde de hatırlarsanız birkaç hafta öncesinde acaba burada yeni bir varyant mı var, nedir durum diye araştırmalar yapıldı. Yine burada biz mikrobiyologlar devreye girdik ve mikrobiyoloji uzmanları olarak önce lokalde bir takım testler yaptık. Sonrasında da gerektiği durumda da testleri Ankara'ya göndererek, Ankara'daki merkezi laboratuvara göndererek buradaki varyant olup olmadığını tespit eden çalışmalar yaptık. Ve maalesef Karadeniz'de şu an %50'yi de aşan oranda İngiltere varyantı var. İngiltere varyantı çok hızlı bir yayılım gösterdiği için maalesef Karadeniz'deki vaka artışları biraz da buna bağlı. Peki şeyi nasıl ayırıyorsunuz? O İngiltere, bu Brezilya, bu Güney Afrika varyantı. Şimdi bunun için birkaç farklı yol var ama en doğru, en güvenilir olan yol dizi analizi dediğimiz bir yöntem vardır. Dizi analizinde virüsün bütün nükleotitlerini, adenin, timin, sitozin, guanin, DNA ve RNA'nın yapı taşıdır. Bütün nükleotitlerini tek tek bakarak ayrıştırıyoruz. Tabii bu çok meşakkatli ve uzun zaman alan bir işlem ve çok da yüksek bilgi ve deneyim gerektiren bir işlem. Her merkezde yapılamayacak bir işlem. Bunlara bakarak mutasyon var mı yok mu? Varsa İngiliz varyantı mı değil mi? Ya da o dönemde hatırlarsanız Karadeniz'de yeni bir varyant mı çıktı diye konuşulmuştu. Öyle bir varyant şu ana kadar çıktığı değerlendirilmedi, gözlenmedi. Ama çıkabilir tabii, bunun bir garantisi yok. Karadeniz varyantı da çıkabilir, başka bir bölge varyantı da çıkabilir. Ya da bir başka ülkeden yine varyant da gelebilir. Dolayısıyla bunları da bu şekilde ayırt ediyoruz. İngiliz varyantının özelliği nedir diyecek olursanız, insana adaptasyonu daha kolay olduğu için daha kolay yayılıyor. Hastalık oluşturma açısından hastalık belirtileri, bulguları benzer, herhangi bir fark yok. İngiltere'de yapılan bazı çalışmalarda özellikle 70 yaş üstü kişilerde ölüm oranlarının %30 civarında arttırdığına dair bir takım yayınlar var. Bunun dışında daha alt yaş grubu için ölümü arttırdığına dair bilgimiz yok henüz. Yani Covid-19'dan daha ölümcül deme şansımız yok şu anda. Bir de tabii bu varyantların aşılarla ilgisi var. Şimdi aşılamayı yapıyoruz. Acaba bizim olduğumuz aşı bu varyantları etkili mi? Türkiye'de uygulanan aşıda, dünyanın genelinde uygulanan aşılarda
şu ana kadarki bilgimize göre İngiliz varyantına karşı etkili. Ancak özellikle Güney Afrika varyantına karşı AstraZeneca Oxford aşısının yapılan çalışmalarda çok başarılı olmadığı görüldü. Evet. Bu nedenle Güney Afrika AstraZeneca aşısını almaktan vazgeçti örneğin. Dolayısıyla bu varyantlar zaman içerisinde ülkelerin hangi aşıyı uygulayacaklarını ya da hangi aşıdan kaç doz uygulayacaklarını ya da aşının formüllerini dahi etkileyecek özelliklere sahip. Güney Afrika örneğin bu aşıyı almaktan vazgeçti. Şu an Johnson & Johnson aşısını kullanmaya başladı. Çünkü o aşının %50'nin üzerinde Güney Afrika varyantına etkili olduğu gösterildi yapılan çalışmalarda. AstraZeneca da bunun üzerine aşıda bir değişiklik yapacağını aşı formülünde ve değişen bu formülle birlikte Güney Afrika varyantına karşı daha etkili yeni bir formül üzerinde çalıştığını söyledi. Bunun da Eylül ayında yani Güney Afrika'da kış başlamadan kış döneminin sonlarına doğru aşağı yukarı yeni aşı türünün de hazır olacağını belirtti. Yani varyantlara göre aşılar şekil değiştirmeye başladı. Evet, değişiklik gösterebilirler. Bu da zaman içerisinde bir beklenti. Neticede bu virüs sürekli olarak mutasyona uğrayan bir virüs ve ortaya çıkacak mutasyonlara karşı da tedbir almakta fayda var. Peki hocam yani biz şimdi mesela Çin'den aldık aşılarımızı. Tek tip aşıya bağımlı kalmak doğru mu? Tabii ki alternatifleri çoğaltmakta bence fayda var. Çünkü üretim zincirinde bir bozulma oldu. Örneğin fabrikada yangın çıktı. Evet. Dolayısıyla siz başka bir fabrikadan eğer başka bir ürün alabiliyorsanız tabii ki avantajlı konuma geçersiniz. Bir anda sıkıntıya düşmezsiniz. O nedenle alternatifli gitmekte fayda var diye düşünüyorum. Bir de aşıların başarısı açısından size şu şekilde örnek verebilirim. Şu an Dünya Sağlık Örgütü'nün onaylamış olduğu iki tane aşı var. Bunlardan bir tanesi BioNTech-Pfizer aşısı, bir tanesi de AstraZeneca-Oxford aşısı. BioNTech-Pfizer aşısının hastalığı oluşturmada engelleyici özelliği %95. AstraZeneca'nın ise ilk çalışmalarda %62 ile 90 arasında olduğu belirtildi. Ancak şu anki firmanın verdiği bilgi, aşılar arasında, iki doz aşı arasında 12 hafta bırakıldığı takdirde etkinliğinin %90'a çıktığı yönünde. Türkiye'de uygulanan Sinovac aşısının ise faz 3 çalışmaları Brezilya, Türkiye ve bir de bir başka ülkede daha yapıldı. Bu ülkeler arasında ciddi farklılıklar ortaya çıktı. Türkiye'de %83,5, Brezilya'da %50,4 gibi bir oran var. Açıkçası bu oranlar arasında çok ciddi farklılıklar var. Nasıl olabiliyor bu? Bunun nasıl olabildiğine dair şu ana kadar net bir şey çıkmadı. Çalışmaların dizaynıyla ilgili bir takım farklılıklar var Türkiye ve Brezilya arasında. Brezilya'da aşı yapılan kişilerin tamamı sonrasında PCR örneği alınarak gün gün takip edilmiş. Türkiye'de böyle bir şey yapılmadı. Farklılıklardan bir tanesi bu olabilir. Ya da bir başka fark edecek şey de Brezilya'daki Brezilya varyantı aşıdan pek etkilenmiyor olabilir. O nedenle de Brezilya'daki oranlar düşük çıkmış olabilir. Şimdi Türkiye'deki oran üzerinden gidecek olursak %83,5 ama BioNTech aşısı %95. 1000 kişi üzerinden değerlendirelim. 1000 kişiyi BioNTech aşısını uygulayan ve Çin aşısını uygulayan iki ülkede COVID-19'a maruz bırakalım. Birisinde sadece 50 kişi hasta olur. Bizde ise 165 kişi hasta olur. Dolayısıyla hastalık yayılmaya diğerine kıyasla daha fazla bir biçimde devam eder. Peki BioNTech daha mı pahalı? Fiyatlar açısından pek bir fark olduğunu düşünmüyorum. Nedense yöneticilerimiz bu konuda bir anlaşma yapmayı tercih etmişler. En azından alternatif olsa hani onu alamadığında buradan telafi edilse ya da ne bileyim ücretli isteyenlere aşıyı yapılabilse. Tabii böyle bir imkan da sağlanabilir aslında bakarsanız. Evet. Fiyat açısından bakıldığında en ucuz aşı AstraZeneca'nın aşısı. 2 ila 4 dolar arasında değişen fiyatları var. Bizim kullandığımız aşıya göre de BioNTech Pfizer aşısına göre de oldukça fiyatı uygun. Peki mesela şimdi bizim kullandığımız Çin'den gelen aşıyla alakalı da mesela koruyuculuğunun %50 oranında olduğu söyleniyor. Brezilya'da %50,4 çıktı. Türkiye'deki çalışmada %83,5 çıktı. Çalışmalar arasında bahsettiğim üzere bir takım farklılıklar var. Bu etkilemiş olabilir. Bir de Brezilya varyantı orada dediğim gibi ortaya çıkan mutasyon aşıya karşı etki sağlamasına engel oluyor olabilir. Peki aşı her insanda aynı etkiyi gösterir mi? Hayır göstermez.
Şimdi bu konuda da yapılmış çalışmalar var. BioNTech Pfizer aşısıyla ilgili İsrail'den çok önemli çalışmalar çıktı. Birkaç hafta önce yayınlanan bir çalışmada 1 milyon 200 bin kişi yaklaşık üzerinden yapılan bir çalışma oldu. Bu çalışmada çok güzel veriler ortaya çıktı. Tabii rakam çok büyük olduğu için örneğin Türkiye'deki, Brezilya'daki bu Çin aşısıyla yapılan rakamlar 10 bin kişilik rakamlar. Tabii. Dolayısıyla İsrail'den gelen bu 1 milyon 200 bin kişilik rakam oldukça yüksek. Burada görüldü ki özellikle ileri yaşta olanlar, 2 veya daha fazla kronik hastalığı olanlar aşı sayesinde bağışıklık kazanmada biraz daha şanssızlar. Dolayısıyla bunlar hala daha aşılasanız da hastalık açısından riskli olmaya devam ediyorlar. Anladım. Kronik hastalıklar bunda en büyük etken yani. Evet, maalesef. Bir de şey var, halk arasında böyle bir fısıltı dedikodu şeklinde yayılan, işte aşı olmuş ama Covid'den ölmüş diyoruz. Şimdi şöyle, burada da yine İsrail çalışmasından bir örnek vereceğim size. Şimdi İsrail çalışmasında hastalığın seyrine bakıldı. Bu 1 milyon 200 bin kişilik seri aşılandıktan sonra 14 günle 22 gün arasındaki kişilerde değerlendirildi. 14 ila 22 gün arasındaki kişilerde aşının ölümden %70 oranında koruduğu gösterildi. %70 evet. Büyük rakam. Şimdi İsrail'deki çalışmada aşının koruyuculuk oranı %94 çıktı. Nitekim firmanın verdiği oran %95'ti. Bu %70'lik oran 2 ila 3 hafta arasını kapsıyor. Dikkatinizi çekerim. Bu süre biraz daha uzadığı takdirde özellikle ikinci doz aşıdan 1-2 hafta daha geçtikten sonra bu oranların biraz daha artacağını düşünüyorum. Ama hiçbir zaman %100 olmayacaktır. Mutlaka ve mutlaka istisnalar olacaktır. Her ne kadar ülkemizde kullandığımız aşının da ağır hastalıktan korunması %100'e yakın oran gibi söylesek de, eldeki veriler bunu desteklese de hem Türkiye'den hem Brezilya'dan mutlaka istisnai durumlar olabilir. Özellikle de burada ileri yaşı olanlar, birden fazla kronik hastalığı olanlar ve bir de ciddi kilo problemi olan kişiler bu açıdan risk altındalar. Bunların özellikle kendilerine çok daha fazla dikkat etmelerinde fayda var. Ama şu bir gerçek ki aşı öldürmez. Evet, aşı öldürmez. Tek başına aşı öldürmez. Özellikle Türkiye'de kullanılan aşı uzun yıllardır deneyimlediğimiz, tecrübe sahibi olduğumuz bir aşı. Bir ay kadar önce bu aşının faz 2 çalışması yayınlandı. Faz 2 çalışmasının şöyle bir özelliği var. Daha önce de faz 2'si yayınlanmıştı ama 65 yaş üzeri kişilerle ilgili bir faz 2 çalışması yayınlandı Sinovac aşısının. Ve görüldü ki oldukça iyi tolere edilen, ciddi bir yan etkisi olmayan, güvenle kullanılabilecek bir aşı. Yani bu konuda insanlarımız müşteri olsunlar. Türkiye'de kullanılan aşı yan etki açısından en güvenilir aşı. Etkinlik açısından evet, Avrupa ülkelerinde kullanılan diğer aşılara kıyasla etkinliği daha düşük gibi görünüyor. Ama yine de aşımız koruyucu. Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği kıstaslar içerisinde koruyuculuğa sahip. Ve şu an Türkiye dışında da 11 ülkede daha bu aşı kullanılıyor. Ama buradan şu çıkmasın ki, onu da mutlaka altını çizelim istiyorum. Aşı oldu ve ben artık bu hastalığa karşı tamamen savunabilirim. Hasta olmam, ölmem gibi düşünmemek lazım. Yine tabii tedbirlere ki ve kurallara uygun tabii yaşamak ki gerekiyor. Özellikle bu yıl için mutlaka tedbirlere uymaya devam etmemiz gerekiyor. Çünkü aşılansanız bile hastalığı geçirme riskiniz var bir kere her şeyden önce. Evet, hastalığı ağır geçirme riskiniz düşüyor aşılandığınız için. Ama yine de hastalığı geçirip çevrenize yaymaya devam edebilirsiniz. Çevreye yayılması, hastalığın daha aktif bir biçimde etrafta bulunması, başka insanların hastalanmasına ve zincirin kırılmayarak toplumda hastalığın yaygınlaşmaya devam etmesine sebep olabilir. Bir kere taktığımız maskelerimiz her şeyden önce biz eğer hastaysak çevremize hastalığı bulaştırmamamızı sağlıyor. Öncelikle çevremizi koruyoruz aslında biz maskeyle. Kesinlikle. Sonrasında da çevremizde hasta birisi varsa o zaman da işte kendimizi koruyoruz. Yani ama maskenin işte çift taraflı bir etkisi var. Alıp sokak ortasında yere atmamak tabii şartıyla. Tabii ki. Bunları uygun bir biçimde sonrasında çöpe atmamız ve başkalarının temas etmesini engellememiz gerekiyor. Aslında şey bile olabilir yani yaksak yok etsek mi? Şöyle ki bunlar neticede kumaş diyebiliriz. Kumaşın üzerinde virüsün yaşama süresi en fazla 3 ila 4 gün. Dolayısıyla çöpler bir süre bir yerde bekletildikten sonra zaten virüsün aktif olacağı için, kaybolacağı için
yakmak da şart değil. Anladım, peki. Evet, kısa bir reklama gidiyoruz. Sonrasında konuşacak çok şeyimiz var COVID-19 ile ilgili. ...2013 yılında açılışını yaptığı süt ve süt ürünleri tesisiyle BESAŞ, Bursalılara sunduğu kaliteli, sağlıklı ve ekonomik süt ve süt ürünleriyle hizmet çeşitliliğini arttırdı. 3000 metrekare kapalı, toplam 9000 metrekare alana sahip bu modern tesis, hayvancılığın bitme aşamasına geldiği ve Türkiye'de en fazla göç veren dağ bölgelerini kalkındırmaya yönelik kapsamlı bir sosyal sorumluluk projesinin en büyük adımı olarak hizmete girdi. Böylece BESAŞ, dağ yöresinde faaliyet gösteren en büyük süt işleme tesisini sadece öz sermayesiyle kurmuş oldu. Keles'te kurulmuş olan BESAŞ Süt ve Süt Ürünleri Tesisi, Keles, Orhaneli, Büyük Orhan ve Harmancık'ta yöre halkına çeşitli iş olanakları sunarak bölgesel kalkınmaya hizmet için yola çıktı. Toplam günlük 60 ton süt işleme kapasitesine sahip olan bu çevre dostu tesis, dünyanın konularında en önde gelen firmalarının süt işleme makineleri kullanılarak tasarlandı. Ayrıca tesiste üretilen tüm ürünlerin gerekli analizlerinin yapılabilmesi için BESAŞ Süt Laboratuvarı çağdaş teçhizatlarla donatıldı. Şirket vizyonuna uygun olarak sağlıklı ve kaliteli üretim hedefleyen BESAŞ Süt ve Süt Ürünleri Tesisi'nde gurme kaşar, taze kaşar, lor, yoğurt ve ayran gibi damağımıza uygun tatlar Bursalılar için özel olarak üretiliyor. Süt ve süt ürünlerinin bebeklikten yaşlılığa kadar bedenin gelişimi, güçlenmesi ve sağlıklı kalmasında çok önemli bir yeri var. Özellikle zengin kalsiyum kaynağı olması nedeniyle bebekler ve çocukların gelişimiyle kemik erimesinin daha sık olduğu yaşlılar üzerindeki etkileri çok daha büyük. Bu sorumluluğun bilinciyle hareket eden BESAŞ, ürünlerinde en kaliteli kültür ve ham maddeleri doğru üretim teknikleriyle kullanıyor. İlki olarak tüm üretimlerinde hijyeni, sağlığı ve doğallığı ön planda tutan ISO 9000 kalite, ISO 22000 gıda güvenliği ve helal gıda sertifikalarına sahip olan BESAŞ, süt ve süt ürünleri tesisinde de ham madde seçiminden ürünlerin taşınmasına kadar her alanda hijyen, kalite ve gıda güvenliğinden ödün vermeden üretim yapıyor. Süt ve süt ürünleri tesisinde üretilen tüm ürünler BESAŞ bayileri aracılığıyla Bursalılara en uygun fiyatlarla sunuluyor. BESAŞ, 30 yılı aşkın tecrübesiyle verdiği kaliteli, sağlıklı ve ekonomik hizmetlerin karşılığı olarak marka olma gururunu yaşıyor. BESAŞ ailesi olarak alanında uzman kadromuz ve çağdaş üretim olanaklarımızla Bursa halkına en güvenilir hizmeti sunmak için durmadan çalışıyoruz. Çünkü tek karımız sağlığınız. Aslında yine sizlerle birlikteyiz. Binamızın tam karşısında okul var ve şu anda öğretmen anons gerçekleştiriyor. Uzun zamandır tabii hem zil sesi hem öğrencileri görmüyorduk.
şu an onların kurallara uymasıyla alakalı öğretmen uyarıda bulunuyor. Böylece okullar açıldı. Evet. Hani kapatmıştık, iyiydi, güzeldi. Kafeler açıldı, mekanlar açıldı. Esnafın gerçekten yaşadığı ekonomik sorunlar ayyuka çıktı ve zorunluluk haline geldi buraları açmak. Şimdi okullar açıldı. Çocuklar, hem küçükler hem de lise öğrencileri olarak bakalım. Taşıyıcı dendi ama şimdi bazı ülkelerde bunu çocuklarda da görüldüğüne yönelik bir takım şeyler var, açıklamalar var. Okulların açılması vaka sayılarını arttıracak mı? Özellikle İngiliz varyantıyla ilgili yapılan çalışmalarda çocuklarda daha kolay bulaş olduğuna dair veriler var. Dolayısıyla şu an ülkemizde İngiliz varyantının da arttığını düşünürsek ve okulları da açtığımızı düşünürsek zaten 2 haftadır görüyoruz vaka sayılarında hafif bir kıpırdanma var. İşte 9 binlerden 15 binlere kadar ulaştı, giderek artıyor. Hem varyant hem de okulların, restoranların, kafeteryaların ve toplumdaki pek çok kısıtlamaların ortadan kalkması neticesinde vaka sayılarında bir artış yaşıyoruz. Bu artışı size şöyle aktarabilirim aynı zamanda. Geçtiğimiz yıl 24 Nisan'da ilk tepe noktasında 84 bin tane aktif vakamız varken aralığın başlarında 240 binlere kadar çıkan vaka sayımız oldu. Şu anda ise yaklaşık 150 bin vaka sayımız var. Yani aslında biz şu an 3. dalgaya girmiş durumdayız. Evet, görünen o. Görünen bu. Şu an mevcut aktif vaka sayısı. Aktif vaka sayısı nedir onu da anlatayım hemen. Aktif vaka sayısı dediğimiz şey şu ana kadar hastalığı taşıdığı ya da hastalandığı tespit edilen kişilerden hastalıktan iyileşen ya da hastalık nedeniyle vefat eden kişileri çıkarttığımızda elimizde kalan sayı aktif vaka sayısı. Yani bunlar çevresinde bulaştırma potansiyeline sahip. Şu an ülkemizde resmi rakamlara göre 150 bin, yaklaşık 150 bin civarında aktif vakamız var. Bu rakam 24 Nisan'da ilk tepe noktasına kıyasla daha fazla görüldüğü üzere. O zamanki aldığımız tedbirleri düşünecek olursak şu an o tedbirlere göre önemli bir gevşeme var. Bu tedbirleri gevşetmemizin bir yerde sebebi belki aşılama olabilir ama yine de bu tedbirleri biraz daha kademeli bir biçimde gevşetsek daha iyi olur kanısındayım ben de. Evet ama işte ekonomik şartlar bazı şeylerin önüne geçmek durumunda kaldı maalesef. Peki yani o çocuklar şimdi bulaşacak ama o taşıyıcı mı olacak, yine hastalığa yakalanacaklar mı? Şimdi şöyle, bu hastalık çocuklarda eğer altta yatan ciddi bir sağlık problemi yoksa ek, hafif bir biçimde atlatılıyor ya da hiç belirti dahi vermiyor. Gripal enfeksiyon gibi geçiyor. Gibi geçer. Oldukça basit bir biçimde geçiyor. Çocuklar ancak altta yatan ciddi bir bağışıklık yetmezliği varsa ya da çok önemli metabolik hastalıkları, kronik hastalıkları varsa o dönem bu hastalıktan o zaman ciddi bir biçimde etkileniyorlar. Onun dışında çocuklara bu hastalık pek fazla etki etmiyor. Bu açıdan kendimizi rahat hissedebiliriz. Ama çocukların burada ne gibi bir rolü var? Hastalığı kaptıktan sonra evlerine getiriyorlar. Önce anne babasına, eğer bir arada yaşıyorlarsa bir üst kuşaktaki anneanne, dede, babaanne, dede gibi onlara bulaştırma riskleri var. Ve dolayısıyla özellikle bu dönemde çocukların büyük anne, büyük baba gibi kişilerle bir arada çok bulunmamasını tavsiye ediyorum ben. Okula gidenler için. Evet, özellikle okula gidenler için. Çünkü riskimiz artmış durumda. Okullar açısından da şöyle bir öneride bulunabilirim. Şu an okula giden çocuklar genellikle ikişer gün gidiyorlar. Eğer iki gün gitmeleri öneriliyorsa çocuklara, cumartesi günlerini de çalışma gününe dahil edip üç ayrı gruba çocuklar ayrılabilir. Ya da vaka sayılarının fazla olduğu, sınıfların kalabalık olduğu bölgelerde çocuklar beşe ayrılıp birer gün okula gitmeleri de yine söz konusu olabilir. Sonuçta çocukla okul arasındaki bağı da koparmamak lazım bir yerde. Evet. Haftada bir gün de olsa en az okula gitmesinde ben fayda görüyorum. Bu açıdan yeni tedbirler de getirilebilir. Peki işletmelerle ilgili ne diyorsunuz? Yani kafe ve restoranlar için konuşuyoruz. Gerçi akşam saat 19'da hepsi kapanıyor. Sabah 7, akşam 19 olarak saat belirlendi ama. İşletmelerin özellikle tedbirlere çok dikkat etmesi lazım. Kapalı mekanlar maalesef virüsün bulaşması için çok önemli alanlar. İnsanlar tabii ki yemek yerken maskelerini açmak zorundalar ve maskeyi açınca da hastalık bulaşabiliyor. Dolayısıyla insanların birbirine uzak oturacak şekilde masa düzeninin ayarlanması lazım. Ortamın iyi havalandırılması lazım. Ortam havalandırılmasının yanı sıra bir takım ortamdaki virüsü parçalayacak çeşitli mekanizmalar da dahil edilebilir. Örneğin ultraviyoleciye kullanan sistemler var, ozon kullanan sistemler var. Bunlar da bu mekanlarda kullanılabilir ve bir miktar daha virüsün ortadan
yok edilmesi için kolaylaştırıcı faktörler eklenebilir. Mevsim biraz daha ilerlediği takdirde olabildiğince açık havada yemek yenmesi sağlanacak olursa risk daha da azalır diye düşünüyorum. Pek çok mekanın zaten hani bir süreden beri alıştık ya, sigara içilebilir ve içilmeyen alanlar oluşturuldu ve içilebilir alanlarda ısıtıcılarla insanlar yiyip içiyorlar. Uzun zamandır aslında o dışarıda, dış mekanlarda yiyip içmeye alıştık toplum olarak. O da aslında hastalığın yayılmaması için iyi, güzel bir adım. Olabilir tabii, yani değerlendirilebilir. Önümüz yaz artık, yaza yaklaşıyoruz. Yazın açık havada yemek yerseniz yine etraf açısından bulaşma riskinin düşük olduğunu söyleyebilirim. Peki bu varyant dediğiniz mutasyonlu virüsler de COVID-19 gibi yaz sıcaklığında etki gücünü azaltanlardan mı? Aynı şekilde etki gücü azalır bunların da ama daha kolay bulaştıkları için yine de riskli, biraz daha fazla yayılırlar yazın. Kurtuluşumuz yok yani bunlardan. Maalesef bu virüsle yaşamaya bir süre daha devam edeceğiz. Ve bu yeni normal artık. Eski normale dönüşümüz belki uzun yıllar alacak. Bu yeni normale alışmamız gerekecek. Bu yeni normalle hayatımızı idame ettireceğiz. Ve olabildiğince de konforlu, kendimizi koruyarak, sağlığımıza çok değer vererek ve günlük hayatımızı da normale yakın bir biçimde idame ettirmeye çalışacağız. Dün öğle saatleriydi, yayından çıktım. Üniversite hattı B24 özel halk otobüsüne bindim. Yani inanır mısınız, şoförün yanında kaldım. İleriye geçmem mümkün değildi. Öğle saati 12'de belediye otobüsü hınca hınç dolu bir şekilde. Allah'tan ki bir iki duyarlı insan pencereleri açmışlar. Hava girsin. Hava da çok sıcaktı biliyorsunuz. Otobüs şoförünün yanında insanlar onunla sohbet ediyorlar. Kalabalıktan ileri gidemiyorlar. Hakikaten nefes almak zor. Herkesin ağzında maske var ama ne kadar koruyucu. Tabii ki bu kadar yan yana mesafenin ortadan kaybolduğu durumlarda maskenin fonksiyonunda, özellikle zaman ilerledikçe, bu süre 15 dakikanın üzerine çıktığı takdirde maalesef koruyuculuk azalıyor. Bayağı uzun bir süre, üniversiteye gidene kadar. Evet. Yani, trafiği de düşünürsek. Yani buna da ne yapılabilir derseniz, maalesef bunun çözümü çok zor. Çünkü insanlar toplu taşıma kullanmak zorundalar bir yerde. Şehirlerimiz oldukça büyük. Yürüyerek gidilebilecek ya da bisikletle gidilebilecek mesafelerden çok daha uzaklar. Dolayısıyla insanlara olabildiğince çağrımız, bir işiniz yoksa evde kalın, hayatınızı kendi evinizde idame ettirin. Mümkün mertebe dışarıya çıkmayın diye sesleniyorum. Evet, ama o artık evler de yordu. Gelelim antikor testlerine. Şimdi önce şeyi soracağım, PCR testi. Bakıyorum Sağlık Bakanlığı'nın verilerine her akşam yine yenileme devam ediyor. Ve veriler, yani daha doğrusu test sayısında bir artış yok. Hatta eksilme var. Yani şimdi vaka sayısı artıyor deniyor ama test sayısında aynı orantıda artış görmüyorum. Şöyle ki test sayılarında 208 bine kadar günde test çalışmışlığımız var. Bu sayı 100 binlere kadar düştüğünü gördük. Şimdilerde tekrar 150 binlere çıktı. Biraz vaka ve filyasyonla ilgili. Yani vakayı tespit ettikten sonra o vakayla temas etmiş diğer kişilerin teması için, tespit için yapılan testlerle ilgili bu test sayısı. Biraz da yurt dışına çıkışlar öncesinde yapılan testler de bu sayıyı etkiliyor. Şu an kış dönemindeyiz. Yurt dışına çıkışların nispeten az olduğu bir dönem. Hem o nedenle test sayıları da daha düşük, hem de hastalık sayısı özellikle o Kasım, Aralık, Ocak dönemine kıyasla biraz daha azalmış durumda. Ama şu an artık bir artış trendi var. Dolayısıyla test sayıları da 100 binden 150 binlere geldi. Belki zaman içerisinde tekrar 200 binlere çıkabilir. Şöyle mesela, şimdi Karadeniz konuşursak eğer, orada mesela çay toplama zamanı biliyorsunuz ciddi bir göç alıyorlar. Dışarıdan işçi gidiyor. İşte ne bileyim ben, bu taraflarda yaz aylarında işte Yenişehir Ovası'na biber toplamak için doğudan pek çok yerden insanlar göç ediyorlar. Tabii bunlar da hastalığın yayılmasına ciddi etken sağlıyor. Olabilir, evet. Özellikle farklı toplumların, farklı bölgelerde yaşayan insanların bu şekilde hareketliliği de hastalığın yayılmasında ciddi bir etken. İşte İngiltere'den çıkan varyant virüs yayıla yayıla bu şekilde Türkiye'ye gelmiş durumda. Tabii 2,5 ay kadar önceydi, bir dostum aradı. Mudanya'da yaşayan bir ailenin İngiltere'den, Londra'dan oğlu geliyor ve mutantlı virüsü getirmiş. Anne, baba, oğlu, üçü de hastanede yatıyorlardı ki hani duyduğumuz ilk vakalardan biriydi Bursa için. Sonra işte bak, söylediğiniz rakama bakın. %50 şu an %50'ler civarında Bursa için. Ne kadar için hızlı yayıldığını oradan anlamak mümkün. Evet.
Evet, bir de antikoru konuşmak istiyorum. Bu şey var böyle, herkes ben antikor testi yaptırdım işte geçirmemişim ya da işte seviyem yüksek gibi söylemler var. Antikor testinin yapılmasıyla ilgili maalesef toplumda bir nasıl söyleyeyim size, bir pompalama var bu konuda. Evet. Ticari kaygıların da olduğunu düşünüyoruz biz. Biz Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği olarak bu testlerin çok sınırlı kullanımını öneriyoruz. Dernek başkanımız daha birkaç gün öncesinde yine bir açıklama yaptı. Biz antikor testinin yaygın kullanımını önermiyoruz. Sadece ve sadece sınırlı bazı durumlarda kullanımını öneriyoruz. Ben aşımı yaptırdım, acaba bende bağışıklık geliştirdi mi diye bakmak isteyenler var. Tamam, bakıyorsunuz, bakıyorlar ama ortaya çıkan bu antikorun nötralizan olup olmadığı, yani hastalıktan sizi %100 koruyacağına dair elimizde net bir bilgi yok. Dolayısıyla sizin antikorunuz varsa sizi kesin koruyacak diye bir kaydı yok. Ama siz aşı oldunuz, antikorunuz gelişmedi ama sizin hücresel bağışıklık yanıtınız aktif oldu. Bu durumda o da sizi hastalıktan koruyabilir. Dolayısıyla antikor bakmanın aşı sonrasında çok önemli bir kıymeti maalesef yok. Peki, ve önermiyoruz. Hastalığı geçirmiş, COVID-19 hastalığı olmuş. Geçirmiş kişilerin de hastalıkla daha önce karşılaşmış olup olmadığını anlamak için bu test bakılabilir, doğru. Bağışık yanıtı dediğim gibi illaki antikor varlığı ya da yokluğu bağışık yanıtı göstermez. Çünkü antikor geliştirmiş olan kişilerde bu antikor nötralizan değilse bir işe yaramaz. Ki özellikle bunu yoğun bakımdan çıkmış hastalarda görüyoruz. Onların antikor seviyeleri çok yüksek oluyor. Ama bu hastalar o kadar kötü ve ağır geçiriyorlar ki hastalığı, yoğun bakıma yatmak zorunda kalıyorlar. Antikorları yüksek olması çok iyi bir şey olsaydı onları hastalıktan korurdu. Dolayısıyla her antikorun koruyucu olduğunu da maalesef söyleyemiyoruz. Ayrıca vücudun bu virüse karşı bağışıklık yanıtında T ve B lenfositler dediğimiz hücresel bir mekanizma daha var. Bunların bellek hücreleri, yani hafıza hücreleri varlıklarını sürdürdüğü takdirde tekrar bu virüsle insan karşılaştığında bunlar hızlıca çoğalıyorlar ve virüse karşı aktif bir yanıt ortaya koyabiliyorlar. Dolayısıyla antikor testinin sınırlı bir kullanım alanı var. Hekime danışmadan böyle bir test yaptırmalarını ben önermiyorum insanlara. Anlıyorum. Şey başladı biraz, hani bu COVID-19 artık bir yılı aşkın süreden beri hayatımızda, işte mutasyonlu varyant dediğiniz şeyi de başladı, versiyonu da başladı ama bizler biraz daha sanki gevşedik. Daha az korkar olduk. Hani geçen sene bu zamanları hatırlıyorum da ödümüz patlıyordu yani. Evet. Hayatımız stop etmişti her anlamda. Dolayısıyla şimdilerde biraz daha böyle hani test yaptırmaya bile gerek duymayan, ya atlatmışımdır herhalde diyenlere rastlıyorum. İşte maalesef insanlar bu zaman zarfında hastalığı kanıksadı. Bir de pek çok kişi, özellikle gençler, bana bir şey olmaz modundalar. Hala mı yani? Bu kadar kayıplara rağmen. Maalesef bu kayıplara rağmen aynı moddalar. Evet, gençlere kolay kolay bir şey olmuyor. Bu doğru ama gençler yakınlarına, yaşlı insanlara bu hastalığı taşıdığında işte onlar maalesef kaybedebiliyoruz. Dolayısıyla genç ölümleri de gördük ama. Genç ölümleri de evet bir miktar gördük. Her ne kadar gençlerdeki ölüm oranı Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre ülkemizde 10.000'de 4'ün altında da olsa yine de bu bile önemli bir rakam gençler açısından. Dolayısıyla yine herkesin dikkat etmesi, kurallara uyması çok önemli ve anlamlı. Evet, hani bu kurallar konusunda çatışıyor bazı insanlar. İşte emniyet güçleriyle, denetime gelen ekiplerle, sağlık çalışanlarıyla. Hani gerçekten anlamak imkansız. Sonuçta hiç kimse başka bir insanın özgürlük alanını daraltmak ya da kısıtlamak için mücadele vermiyor. O insanın sağlığını ve beraberinde toplumun sağlığını korumak için mücadele veriliyor. Ama işte dediğim gibi herhalde fazla bıktık. Fazla artık evet, kapalı kalmaktan. Tabii ki bir yılı aşkın bir süre geçti. Bu bir yıl hayatımızda çok şeyi değiştirdi. Maalesef sıkıldık. Ama neticede kurallar insanlar için en önemli önceliğimiz hayatta insan sağlığı. Kaybedilen bir canı maalesef geri getirmek mümkün değil. Ve alınan bu tedbirler de hastalığın yayılımını engellemek için. Aldığımız tedbirleri hatırlarsanız 1 Aralık günü yine program yapmıştık. Ve o zaman yasaklar yeni gündeme gelmişti. O zaman konuşmuştuk acaba bu yasaklar ne kadar etkileyecek diye. Etkilediğinde gördük. 33.800'den 5.000'lere kadar günlük vaka sayısının düştüğünü gördük. Dolayısıyla bu tedbirler gerçekten anlamlı ve işe yarıyor. Ha, gerekirse daha fazlası da uygulanabilir. O da ayrı bir gerçek. Tabii biz tam kapanma yaşamadık mesela. Evet, biz tam kapanma yaşamadık. Biz yaklaşık yarı kapanma yaşadık ve bu sayede hastalık oranını ciddi bir biçimde düşürdük. Bu da bize tedbirlerin ne kadar iyi olduğunu ve işe yaradığının bir göstergesi.
Peki sabah siz geldiğinizde de telefonla konuşuyordum, kulak misafiri de oldunuz. Dedim ya, bir mesela ilaç satışlarıyla alakalı ciddi bir düşüş söz konusuymuş şu anda. Hı hı. Niye? Yani normal kronik hastalığı olan insanlar doktora mı gitmiyor? Özellikle hastalığın ilk başlangıç döneminde pek çok insan doktora gitmeye çekindi, hastaneye gitmeye çekindi. Çünkü hastaneye gidersem hastalık kaparım diye korkusu bir endişesi vardı. Oldu. Bu endişe bir miktar hala devam ediyor. O nedenle bir takım kolaylaştırıcı önlemler de alındı. Örneğin kronik hastalığı ve raporu olan kişiler gidip eczaneden direkt ilaçlarını alabiliyorlar. Bu da uygulandı. Ama yine de bu zaman zarfında bir yıl içerisinde hastaneye başvuru sayıları azalmış durumda. Yapılan ameliyat sayıları azalmış durumda. Dolayısıyla COVID sadece kendisi nedeniyle değil, başka hastalıklar etkisi nedeniyle de hayatımıza ciddi bir fark getirdi. İnsanlar sağlık hizmetine COVID nedeniyle biraz daha az ulaşabilir oldu ve bu nedenle de daha az ilaç kullanımı maalesef bir gerçek veri olarak karşımıza çıkıyor. Tabii öbür taraftan da bakarsak belki de hani çok da böyle aciliyeti olmayan ya da ne bileyim işte çok ilaçsız da tedavi edilebilecek. Yani hastaneye gitme zorunluluğu olmayan ama hastaneye gidenlerimizin de olduğu gerçeği ortaya çıkmış oldu. Evet, bunu da aslında ortaya çıkartmış oldu bu. Özellikle küçük yerlerde bir sosyal faaliyet olarak da görülüyor. Özellikle de işi olmayan kişiler için bunu söyleyebiliriz. Hı hı. Onlar bunu bir sosyal faaliyet haline dönüştürüp kendilerince dışarıya çıkmanın bir yolu olarak görebiliyorlar ve maalesef gereksiz bir biçimde sağlık sisteminde yoruluyor. Kesinlikle bu da bir gerçek. Öyle, kesinlikle öyle. Peki şeyi merak ediyorum. Hani bu hastalık dünyaya Çin'den yayıldı. Evet. Ama şimdi Çin'de hiçbir şey yok. Çin, çok da güzel hayatlara devam ediyorlar. Çin hastalıkla ilgili mücadelesini 2 ay içerisinde çok ciddi bir biçimde yaptı. Tabii Çin katı kuralları uygulayabilen bir ülke. Ve çok ağır insani özelliklerin de dışına çıkacak şekilde, hatta insan haklarını askıya alacak şekilde uygulamalar yaptı. Ve bu sayede kapı kapı dolaşarak, insanları evlerine neredeyse kilitleyerek, insanları evlerinde tutarak hastalığın yayılmasını engellediler. Her yer kapandı, bütün bir şehir. Evet. Ki Çin'in Wuhan şehri yaklaşık 10 milyon nüfusa sahip oldukça büyük bir şehir. Bu şehri çevresini tamamen kapattılar. Dışına orduyu yığdılar. Bizim İstanbul'u kapatmamız gibi bir şey. Yani biz daha büyüğüz tabii de. Tabii İstanbul daha büyük. Daha karşılaştırmayacak bir şey ama. Ama yani orayı kapattığınızı düşünün. Evet. Ne kadar büyük bu kadar bir şey. Yayılmazdı. Tabii. Dolayısıyla bu şehirde ciddi bir biçimde salgını kısıtlayınca ülke içerisindeki yayılımını daralttılar. Ve ortaya çıkan vakalara da çok iyi filyasyon yaptılar. Çok hızlı bir biçimde testlerini yaptılar. Ve vakaları da karantinaya alarak, gerektiğinde hastaneye yatırarak, başkalarıyla temasını keserek yayılımını engellediler. Çin'in başarısı buradan geliyor. Evet ama sonra kapılar açıldı, hayat başladı. Niye onlarda vaka yok? Herkes Çin'den korktu. Çin ticari faaliyetler dışında çok fazla turistik faaliyet şu an için yapmıyor diyebiliriz bir yerde. Onlar da çünkü ülkeye giriş çıkışlarla ilgili bir takım önemli kısıtlamaları devam ediyor. Hatırlarsanız geçenlerde bir havaalanında bir vakanın görülmesi üzerine havaalanı karantinaya alınmıştı. Aynen. Pek çok kişi, binlerce kişi karantinaya alınmıştı. Bu kadar sıkı ve sert tedbirler uygulanınca tabii haliyle hastalık da yayılmıyor. Demek ki hani o tam kapanma denen şeyin ne kadar faydalı olduğu gerçeği ortaya çıkmış oluyor. Evet, şöyle söyleyeyim size. Bilimsel verilerle de bunu destekledik. %50 civarında insanları hareketsiz bırakırsanız, yani toplumun yarısı evinde kalırsa... Hı hı. Bizim 1 Aralık'tan itibaren uyguladığımız şeyi bunu örnek gösterebiliriz. Yayılımı %92 oranında engellersiniz. Eğer siz tam kapanmaya giderseniz, ki tam kapanmada da yine dışarıya çıkan insanlar var. Toplumu %75 kısıtlarsanız tam kapanmada. Bu durumda hastalığı %99 oranında engellersiniz. Güzel. Yani her şey tedbirle. Evet, her şey tedbirle. Peki hani bu hastalıkla yaşamaya alıştık, bir yıl oldu, daha ne kadar yaşayacağız o belli değil. İşte mutasyonlar, varyantlardan bahsediyorsunuz. Yani bu nasıl bir süreç, daha ne kadar tahammül edeceğiz? Şimdi Dünya Sağlık Örgütü ilk hastalık başladığında dedi ki bu 4 yıl sürer. 4 yıl. Tabii bunu neye dayanarak dedi? Bunun en önemli dayanağı 1918 ve 23 yılları arasında görülen ve yaklaşık 4 yıl süren grip salgını. O zamanki grip salgınının ölümcülülük oranı %5 ile 10 arasında. Kimi kaynaklara göre %5, kimi kaynaklara göre %10. Ve o salgın 4 sene sürmüş. Tabii o zaman etkili bir tedavi, aşı, ilaç, bunların hiçbirisi maalesef yok.
virüs mutasyona uğrayıp değişe değişe insana daha kolay adapte olacak hale dönüşünce artık hastalık insanlar arasında pek etki göstermeyen bir forma dönüşmüş. Hastalığın bu mutasyonlarla, seri mutasyonlarla insana ciddi bir adaptasyon sağlaması için beklenen süre 4 yıl. Evet. Şimdi aşıları kullanmaya başladık. Hastalığın başlangıcından 1 yıl sonra bu aşılar etkili bir biçimde kullanılmaya başlandı. Aşılamayı en etkili yapan ülkelerden birisi İsrail. Yine bu örnek üzerinden devam edebiliriz. İsrail aşılamaya başladıktan sonra vaka sayılarında ciddi bir azalma sağladı. Ve ölüm sayılarında da ciddi bir azalma sağladı. Bu süreç devam ediyor. İsrail'den gelen veriler bu nedenle çok değerli. Şu an İsrail yaptığı aşılamayla halkın %40'ından fazlasını tam aşılamış. Yani iki doz aşısını yapmış durumda. Yaklaşık %60 kadarında tek doz aşılamış durumda. Çok ciddi bir aşı oranı yakaladılar. Onların elde edeceği veriler aynı zamanda dünya içinde bir yerde yol gösterici olacak. Aslında onlarda tabii aşı krizi yok. Aşıları var. Onlar aşılamada yavaş gidiyorlar sanki. Tabii bu öyle bir hastalık ki dünya siyasetini dahi etkiledi. Aynen. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne bakıyoruz. Trump zamanında çok fazla önlem alınmamıştı. Ve 8 Ocak günü sadece Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir günde 300 bin tane vaka çıkmıştı. Ve o gün dünyanın toplam vaka sayısı 808 bine rekor kırmıştı. Arkasından ben Covid'e karşı önlem alacağım diyen yeni başkan geldi ve dün sayı 45 bine düşmüştü. Dolayısıyla siyaseti de ciddi bir biçimde etkiliyor. İsrail'de de önümüzdeki ay seçimler var. Seçim öncesi ülkeyi yöneten lider başka ülkelerin ödediğini 3 katı para ödeyerek aşıyı temin etti ve halkını aşıladı. Ha ben şuna da bir yerde eminim. 3 katı para ödese bile 3 ay sonra, 6 ay sonra bunun çok daha fazlasını aslında hanesine kar olarak yazacaktır. Çünkü aşılamada ne kadar başarılı olursanız ve elinizde de aldıkları aşı gibi %95 etki gösteren bir aşınız varsa bu size çok büyük katkı sağlayacaktır. Fabrikalarınız kapanmayacaktır, restoranlarınız kapanmayacaktır. Ülkemiz için turizm çok önemli, turizm sektörü kapanmayacaktır, okullarınız açık kalacaktır gibi gibi halkın alışkanlıklarını ve gelir getirecek faaliyetlerini devam ettirecek etkinlikleri devam edecektir. Tabii ekonomiyi canlı tutacaklar. Yani düşünsenize biz şimdi yaz geliyor. Turizmde çok ciddi beklentileri olan bir ülkeyiz. Erken rezervasyonlar başladı çoktan. Yurt dışından bağlantılar gerçekleşiyor. Ve hep şey var ama mesela dün için herkesin gözü kulağı Sayın Cumhurbaşkanı'ndaydı. Kapanacak mı? Tekrar kapatılacak mı iş yerleri? Harita bile açıklanmadı ve aynen devam edileceği söylendi ama bir 15 gün sonra ne olacağımızı bilmiyoruz. Şu an için bilmiyoruz. Ama şu da var, yani şu ana kadar 11,5 milyon aşı gerçekleşmiş ülkemizde. Yavaş gidiyoruz gibi. Şöyle ki tek elden aşı temin ettiğimiz için belki yavaş gidiyoruz ama dünyanın başka ülkelerinde de aşılama yavaş gidiyor. Aşılamayı çok hızlı gerçekleştiren birkaç tane örnek var. Birisi İsrail'di, birisi Birleşik Arap Emirlikleri, toplumun %60'ından fazlasını aşıladı. Birisi İngiltere, toplumun yaklaşık %40'ını aşıladı ama onlar çok erken başladılar. Aralık başında aşılamaya başladılar, o sayede öne geçtiler. Ama onlarda da varyant çıktı. Evet, ama varyant da olsa İngiliz varyantı aşıdan etkilenmedi, ortaya konuldu. Ve dolayısıyla şu anda da İngiltere'deki rakamlar günlük 5000'in altına düşmüş durumda. Bu da önemli bir avantaj. Onlarda da iyi gelişmeler var. Henüz oradan çıkan, bu İsrail'deki kadar ciddi iyi bir yayın görmedim henüz. Ama çıktığı takdirde o da bizler için iyi bir gelişme olacaktır. Amerika Birleşik Devletleri'nde aşılama %31'ler seviyesine gelmiş durumda. Dünyada en çok aşıyı yapan ülke Amerika. 107 milyon doz aşı uyguladı şu ana kadar. Oradan da önemli veriler zaman içerisinde gelecektir. Bu varyantlar çıktıkça aşıların formülleri değişebilir. Bu varyantlara etkili aşılar da getirilebilir. Böyle bir durumda yalnız iki doz değil de tek bir doz rapel dediğimiz aşılarla tekrar başarı sağlayabiliriz. Bunu da zaman gösterecektir. Bu mutasyonlar aşıdan ne kadar etkileniyor ya da etkilenmiyor, bunları da zaman içerisinde göreceğiz. Aşı firmaları da buna yönelik hazırlıklarına zaten başladı. Bu da zaman içerisinde göreceğimiz bir konu. Bizdeki 11,5 milyon doz aşının tamamı Çin aşısı, Sinovac firmasının aşısı. Tabii ki bu firma belli bir üretim kapasitesi var ve şu an dünyada 12 ülkeye aşı temin ediyor. O kapasiteden biz de kendimize düşen payı alıyoruz. Maalesef yetkililerin söylediği hızda alamadık bunu. Ama dünyanın başka ülkelerinde de aşı temini konusunda ciddi sıkıntılar oldu. Onlar da istedikleri hızda
şu ana kadar gerçekleştiremediler. Aşıyı en hızlı yapan ülkelerden İngiltere ve Amerika, bunların her ikisi de aşı üreticisi. Ve bu sayede aşıya daha kolay erişiyorlar. Bir başka aşı üreticisi daha var. BioNTech Pfizer aşısı Almanya. Hı hı. Ve Almanya'da yapılan aşılama örneğin Türkiye'nin gerisinde kaldı. Üretici firma, üretici ülke olmalarına karşı. Buradan ne çıkıyor ortaya? Demek ki şu an adı varken de olmayan İl Hıfzı Sıha gibi kurumların ayakta kalması, onların üretim yapması, katkı koyması şart. Hani geçmişte boşuna kurulmamış oralar, kapatmanın çözüm olmadığını bir kez daha anlamış oluyoruz. Evet, evet. Refik Saydam Hıfzı Sıha Enstitüsü zamanında çok iyi bir aşı üretim merkeziydi. Keşke ayakta kalsaydı. Şu an belki kendi aşımızı kendimiz üretmiş olabilirdik. Ki geçmişte yapmışız. Evet, evet, yine yapabilirdik. Ha, şu anda da aşı çalışmaları devam ediyor. Ülkemizde ondan fazla çalışması devam eden aşı var. Bunlardan bir tanesi Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bir çalışma. Ve şu an faz 2 aşamasındalar. Sonuçlar başarılı çıkarsa faz 2'de de faz 3'e geçilecek. Faz 3'te de başarı elde edilirse ondan sonra da ülke genelinde yaygın bir biçimde dağıtımı başlatılabilir. Peki Türkiye'nin önemli üniversitelerinden biri olan Uludağ Üniversitesi niye böyle bir çalışma yok? Bursa Uludağ Üniversitesi de TÜBİTAK üzerinden bir aşı programına dahil. Onun üzerinden çalışmaya dahil edildi. Burada şöyle bir şeyden bahsedebilirim size. Üniversitemizin laboratuvarları açısından bir iyileştirmeye ihtiyaç var. Eğer bir bağışı çıkmak isterse benle ya da üniversitemizle temasa geçebilir ve laboratuvarımızı bu konuda geliştirebiliriz. Üretebilecek deneyimli personel açısından bir sıkıntımız yok. Anladım. Ancak fiziki şartlarımızı bu bağlamda geliştirmemiz gerekir. O açıdan eğer destek vermek isteyen bir izleyicimiz varsa da bizlerle de temasa geçebilir. İnsanlığa hizmet etmiş olacak. Evet. Yani sonuç itibariyle bunları çok iyi değerlendirmek lazım. Ne kadar önemli olduğunu gözle göremediğimiz bir şeyin hayatlarımızı nasıl yok ettiğini tanık olduk. Dolayısıyla hakikaten hani yatırım yapmak isteyen, bağışta bulunmak isteyen insanların bu alanlarda da var olmasında ve ellerini çabuk tutmasında fayda var görünüyor. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Yine keyifliydi. Umarım bir yıl sonra artık bundan kurtuluşumuzu konuşuruz diye diliyorum. Umarım öyle olur. Evet. Ben de öyle ümit ediyorum. Bir yıl sonra ümit ediyorum ki ciddi bir rahatlama sağlarız. Hem aşıların çok daha yaygın kullanılmaya başlanması hem de gelecek vadeden bir ilaç var şu an. Onun eğer yaygın kullanımı başlarsa hastalık konusunda çok önemli kazanımlar elde etmiş oluruz diye düşünüyorum. İnşallah hocam. Tekrar teşekkür ediyorum. Evet efendim, bugün de Günaydın'ın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yarın sabah 10.30'da biz yine buradayız. Bekleriz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın.